Ben hedefsiz yaşayamayan bir insanım. Çok iyi kariyerimi bir anda bıraktım. Babam böyle dedi, kızım dedi, kriz var. Krizde altın mı satacaksın? Kiranı nasıl ödeyeceksin? Dükkan hayal ettiğim şey benim orada önüme çıktı. Ben o kapı açılınca kapıdan girdim. Hayal kuracaksınız, gerçek olsun. Ama oturup beklemeyeceksiniz tabii ki. O yolda ilerlemek için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Madonna'nın stilisti bizi Instagram'da takip ediyor, sipariş etti. Yüzük Madonna'ya ulaştı. Markanın kendisi zaten bir hikaye. Gerçekten hayatım çok değişti kısmetten sonra. Çünkü hayatımda bir kere çok büyük bir değişiklik yaptım. Bana göre hayatımın dönüm noktası. İnsanın kendi kısmetini kendini yarattığına inanıyorum. Benim için bu yolu seçmek, bu benim kısmetim. Kendim yarattım ve bu markanın adı kısmet olacak. Mika Kraliçe demek, babaannemin adı. Bütün çocukluğum Büyükada'da geçti. Büyükada'da kendim bilezikler yapıp kapının önünde satardım. Üniversite 2. sınıfta çalışmaya başladım. Müşteri ilişkileri bölümünde başladım. Yani ağırlıklı iletişim ve pazarlama üzerine. Kreatif ekiple beraber markalar için fikirler üretiyorsunuz. Markaları yaratıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz. Hem müşteri tarafında pazarlamanın içinde çalıştım. Hem de ajans tarafında yaratım sürecinde çalıştım. Dolayısıyla iki tarafı da 14 yıl tecrübe ettim. Bu bana tabii çok şey kattı. Çok uluslu bir ajans olduğu için bütün müşterilerim yabancıydı. Dolayısıyla hani bütün dünyadan arkadaşlarım oldu o süreçte ve çok iyi bir pazarlama tecrübesi, iletişim tecrübesi kazandım. İş hayatı, üniversite hayatı falan devreye girince ben tasarım olayını tamamen unuttum. Aklımdan çıktı. Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Kurumsal hayatım çok iyi gidiyordu. Yani çok iyi bir noktadaydım. Çok kısa zamanda yükselmiştim. Ekibim çok iyiydi ve çok iyi işler yapıyorduk. Ama öyle bir noktaya geldim ki böyle hani 30'lu yaşlarda insan kendini sorguluyor. Diyor ki ben ne yapıyorum hayatta? Fakat hayat boyu böyle devam edecek miyim? Yani yoğun çalışmak değil de oradaki sorgu şu. Bunu yapmak istiyor muyum? Bu işe devam etmek istiyor muyum? Bunun alternatifi ne? Diye düşündüğüm zaman onun cevabını bulamadım. Bu bana böyle bir tokat gibi geldi. Ben onu yapmak istemediğime karar verdim. Çok sık Londra'ya seyahat ediyordum. Çünkü orada müşterilerimin %80'i merkezi Londra'daydı. Bizim ajansın merkezi de Londra'daydı. O yüzden 10 günde bir benim Londra'ya gitmem gerekiyordu. Orada da çok yakın bir arkadaşım vardı. Her gittiğimde işte hafta sonları onda kalıyorum. Her gittiğimde de ona böyle hediye götürüyorum. Kapalı çarşıda böyle nazar boncuklu kolyeler vardı. Böyle bir furya vardı o dönemde. Ben de oradan gidip bir kolye aldım ona. Hem mücevher hem de anlamı var yani. O içindeki taşlardan dolayı o göz kolyeyi taktığınız zaman o kötü bakışları geri atıyor. Yani böyle bir inanç var ve ben buna inanıyorum. Ona bir enerji gönderiyorsunuz. O bakışlar sizin aslında enerji verme yolunuz. Ve o kolyeyi taktığınız zaman böylelikle kendinizi koruyorsunuz. Ve buna inanarak ona o kolyeyi hediye aldım. O kadar çok beğendi ve o kadar o da inandı ki onun şans kolyesi oldu. Ondan sonra her gidişimde bana onlardan sipariş etmeye başladı. İşte arkadaşı istedi, kız kardeşi istedi vesaire vesaire. Ben de sürekli hediye alıp götürüyorum. Ya da işte siparişleri götürüyorum. Oradan hareketle böyle bir düşünce belirdi kafamda. Ben o kolyeyi kendim yapsaydım, kendim tasarlasaydım öyle yapmazdım. Çok farklı bir yorum katardım ve kendimce bana göre daha güzelini yapardım. Ve işte arkadaşıma dedim ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani yapsak mı böyle bir şey falan. Kendim yapmak istiyorum, kendim tasarlamak istiyorum. Madem böyle bir talep var, hani bunu hobi olarak başlatabiliriz. Tabii hemen ben markanın ismini düşündüm, stratejisini düşündüm. Yani daha hiçbir şey yokken ortada, bende her şey hazırdı. Böyle bir marka çıksa adı ne olurdu, nerede satılırdı, nasıl konumlanırdı, nasıl bir DNA'sı olurdu. Bunların hepsine oturup çalıştım, yazdım. Kendim gittim, kapalı çarşıda böyle üretici buldum. Sonunda ben istediğim gözü yaratmayı başardım. Ve 70 parça yaptım yani, 70 tane farklı göz. Kolyesi, bileziği, yüzüğü, farklı boylar, farklı renkler denedim. İşte o 3 hafta benim için hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Yani böyle değişik bir dönemdi benim için. Ve ondan sonra da kendimi durduramadım. İçimde bir şeyler böyle kıpır kıpır kaynıyordu. Çünkü yeni bir dünya açıldı. Yani inanılmaz yaratıcı, sonsuzluğun olduğu, limitlerin olmadığı bir dünya açıldı.
Ve ben o dünyanın içinde yani öyleydi ki yani geceleri uyuyamıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum, fikir düşünüyorum. Ondan sonra işe gidiyorum, işten çıkıyorum. 7'de 8'de Kapalı Çarşı'ya gidiyorum. İşte bulduğum üreticiye. Gece 12'ye 1'e kadar orada çalışıyorum. İlk Londra'da satışa sunduk. Böyle satışa sunuyorsunuz, çağırıyorsunuz insanları, geliyorlar, işte alıyorlar bir aylık dönüm içinde, hepsi bitti. Ama benim için satılıp satılması zaten konu o değildi benim için. Konu benim için orada şey yaratmış olmak, kendi yorumumu katmış olmak ve işin üretim kısmına da girip üretimini de az çok öğrenmiş olmak ve yaptığım tasarımların beğenilmiş olması ve insanların buna heyecan duyması. Bu beni inanılmaz fişekledi. En son dedim ki ben bunu yapacağım. 14 yıllık kariyerimi bir anda bıraktım. Babamı unutamıyorum. Babam dedi ki 2009-2010 babam böyle dedi. Kızım dedi kriz var. Krizde altın mı satacaksın? Neden bıraktın işini falan? Ne yapacaksın? Kiranı nasıl ödeyeceksin? Dedim ben deneyeceğim. Denemek istiyorum yani. Bunu denemem lazım. Satış noktam Harvey Nichols. Benim çok sevdiğim, bana destek olan biri vardı. Ona ben nazar boncuklu bir bilezik hediye etmiştim. Aylar sonra o bileziği o da kızına vermiş. Kızı da Harvey Nichols'ta çalışmaya başlamış. Bir gün beni aradı. Dedi ki işte benim dedi müdürüm dedi bir Amerika'ya gidecek. Benim bileziğimi çok beğendi. Hediye almak istiyor. İşte bir getirebilir misin? Hani mümkün mü? Baksın ona. Tamam dedim. Hemen gittim. Bütün koleksiyonu götürdüm. Meğersem o hediye alacak kişi Harvey Nichols'ın satın alma direktörü. Yani önüme çıktı ve orada ona bir sunum yaptım. Ve dedim ki yani ben çok Harvey Nichols'ta olmak istiyorum. Biliyorum hiç Türk markası yok. Biliyorum altın, mücevher satmıyorsunuz. Ama bunların hepsinin bir hikayesi var. Bunu beraber başlatabiliriz. Ve o kadar beğendi ki dedi ki evet dedi. Bunu biz mağazaya sokacağız. Ve iki ay sonra mağazada kasa yanlarına girmiştim. Oraya girdim. Ondan sonra tabii satması gerekiyordu. Her gün gidip bakıyorum. Her gün. Satıldı mı satılmadı mı? Satılmıyor. O dönemde gelmiş geçmiş en iyi dizi hala bir numara. Aşkı Memnun. Dizinin stylingini kim yapıyorsa onu ve yönetmeninden randevu alacak yol buldum ve randevu istedim. Gittim koleksiyonları anlattım. Dedim ki siyah beyaz iki tane halka kolyemiz vardı. Biri siyah pırlanta, biri beyaz pırlanta. Dedim ki bu koleksiyon Bihter'le Behlül'ün aşkı gibi. Siyah beyaz, zıtlıklar yani nefret ve aşk. Koleksiyonun bütün hikayesi bu. Bu zıtlıklar olmazsa aslında onlar da yok oluyor. İşte geceyle gündüz biri varsa diğeri de var. Yoksa zaten hiçbiri var olamıyor. Bunun hikayesini anlattım ve yani tabii beğendiler, tasarımları da beğendiler ve aralarından seçim yaptılar. Dediler ki ha biz bunları alıyoruz, bakacağız yani, kullanmaya çalışacağız. 5 bölüm kolyeler konuşuluyor. Ondan sonra bütün kuyumcular vitrinlerinde Bihter kolyesi geldi. Herkes bu kolyeleri yapıyor. İşte altını da çıkıyor, gümüşü çıkıyor, yani her türlü şekli çıkıyor. Ondan sonraki sene Feriha'nın kolyesini çıkarıyorum. O takıyor, o da Feriha kolyesi oluyor. Onu da herkes yapıyor. Ve ondan sonra Harvey Nichols'ta bir satış patlaması, inanamazsınız. Ve yani bu iki sene benim için çok zor ama çok keyifli, çok zevk aldığım bir iki sene. İlk mağazamızı 2011 yılında açtık Bebek'te. Ve o dönemde tabii öyle bir moda oldu ki gerçekten hiçbir yerde olmayan özel tasarım parçalar vardı orada. Aklınıza gelecek bütün ünlüler çıktı ve oraya geldiler. Oldukça yani konuşulan bir marka ve bir kişi olmaya başladım. Şu an toplamda 7 mağazamız var ama 2 hafta içinde 8. mağaza, Kıbrıs'ta 2. mağaza açılıyor. Lefkoşa'daydık, bir de Girne'de mağaza açıyoruz. Gelecek ay Katar'da Shopping Shop açıyoruz. Aynı zamanda yine Mayıs'ta Paris'te Shopping Shop açıyoruz. Maldivler'de mağaza açıyoruz. Ama tabii ufukta Londra var, Dubai var, bir sürü lokasyon var. Ben çocuk sahibi olduktan sonra da hayatım çok değişti. O da ikinci dönüm noktası benim için. 2013'te kızım doğdu. Orada da çok farklı bakış açıları kattım kendime. Çok daha empatik oldum. Çok daha anlayışlı oldum. İnanılmaz yüce bir duygu. Ve onu yaşadıktan sonra hayata bakışınız değişiyor. Gerçekten çok farklı bir seviyeye geliyorsunuz.
Ünlülere nasıl ulaştık? Madonna'nın çok tatlı bir hikayesi var. Ben Madonna aşığı bir insanım. Madonna'yla büyüdüm. 80'ler, Madonna. Hayalim onun takmasıydı. Ve bir röportajımda ben bunu söyledim. İşte bir gün Madonna da taksın istiyor gibi böyle bir başlık atmışlardı. Ondan sonra seneler geçti. 2013'te ben Mayra'yı doğurdum. Amerika'ya giderken yolda böyle bir M yüzük çizdim. M for Mayra diye. Ve döner dönmez çok heyecanlandım. O yüzüğü yaptım kendime. İçine Mayra'nın doğum tarihini yazdık. Ama Theo doğunca onunkini de ekledim. O da M. Ve yüzüğü Mayra'nın tatlı parmaklarını birkaç yüzük ekledim böyle. Fotoğrafını çektim. M for Mayra diye Instagram'a koydum. Ondan sonra Madonna'nın stilisti bizi Kısmet Baymikan'ın Instagram'ını takip ediyormuş. Oradan işte bize mesaj gönderdi. Bu yüzüğü ben Madonna için istiyorum diye. Tamam, ölçüsünü aldık falan filan. Sipariş etti. Gönderdik. Ve yüzük Madonna'ya ulaştı. Bir bakıyoruz hiç çıkarmıyor parmağından. Yani acayip sevdi onu. Ondan sonra MDNA diye bir marka çıkardı kendine. Ve MDNA'yı sipariş etti. Parmaklarını, böyle her parmağına bir harf takıyor. 6-7 sene oldu. Hala elinde, daha geçen hafta yine elindeydi yüzükler. İkinci tatlı hikaye de Meghan Markle. O zamanlar nişanlısı olan Harry ile Bodrum'a tatile gidiyorlar. Tatildeki otellerindeki mağazada bizim koleksiyonu görüyorlar. Meghan gidiyor gündüz, beğeniyor. Yüzükle bileziği ayırıyor kendine. Sonra Harry gidiyor, diyor ki ne beğendi diyor. Onlar ona sürpriz hediye alıyor. Amerika'da piercerların kurduğu bir association var. Ve Amerika'daki piercerlar eğer oraya üye değilseniz, oradan onaylı değilseniz sizin piercinglerinize delim yapamıyor. Bu onların onayından geçmesi gerekiyor sizin üretiminiz. Ve bizim öyle onlara ait bir belgemiz var. Biz o onaydan geçtiğimiz için Amerika'da şu anda ciddi bir piercing ihracatı yapıyoruz. Bizim küpelerimizde bütün piercerlar güvenli bir şekilde delim yapabiliyorlar. Bu tabii çok önemli bizim için. Bütün dünya için önemli yani. Sadece Türkiye için değil. Amerika'da Scarlett Johansson da bizim küpelerle kulağını deldirdi.